Tamam. Bağlayın abi. Sedef Hanım'ı, Sedef Hanım'ı bağlayın. Ben de bu tarz benimle ilgili hemen birkaç bir şey sorayım. Hazır. İşe başlarken bu kadar tutacağını düşünüyor muydunuz? Hesap ediyor muydunuz? Yani enteresan bir jüri, gerçekten enteresan yarışmacılar, ne olacağı belli olmayan sohbetler, bir anda bir kavga, bir anda bir göbek havası. Tabii. Evet, bir şey. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Yani yapımcılarımız Caner Erdem ve Haluk Şirin çok güveniyorlardı zaten programa. Bize anlatırlarken de çok başarılı olacağını aslında biliyorlardı. Ama bu kadar fenomen olacağını tahmin etmiyorlardı. Tabii evet. Hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Çok her şey var içinde programın. Bizim sevdiğimiz insan olarak, Türk halkı olarak sevdiğimiz her şey var. Onda, göbek yani, atmak var. Birden Ankara'nın bağları çalıyor. Evet. Doğru. Gerginlik var. Gerginlik yani var. 13 tane genç kızı bir odaya kapatıyorsun. Ve birbirlerini beğenmeleri üzerine... Tahminen sence bir kadın diğer kadını beğenir mi? Abi birebir beğenmiyorlar ki. İki kişi 13 yani, tane 13 kapatıyorsun tane yani. Kız. Evet. Ve bunun sayesinde bir gerginlik de oluyor ister istemez. Doğru. Bu gerginliğin üstüne birden bir bizim Nurella'mız, sultanımız, kraliçemiz, evet, Nuryali taşımız. Bir fenomen gerçekten de. Birden ortamı yumuşatmak için şarkı gönderin diyor. Doğru. Birden o kavga ederken, ağlarken göbek atmaya başlıyoruz. En doğru hareketlerden bir tanesinde Nurella ile o capslerde evet. Dalga geçildiği sırada, yani dalga da demeyelim, eğlenildiği sırada kendisi eğlenmeye başladı ve onların önünü kesti. Yani çok komik. Evet. Ve gerçekten o da onun farkında komik olduğunu ve hiç öyle bir kompleksi yoktur Nur'un. Doğru. Çok rahat bir insan, çok evet. Tatlı. Çok bunları aşmış artık yani. Evet. Umurunda değil, hoşuna da gidiyor. İvana'nın da Türkçesi, rahatlığı, başka bir şey yani. O da bir araya gelince. Türkçem bozuldu. Sen orada bir, yani yanlış anlama bu söyleyeceğim şeyi. Bir ufak bir role bürünüyor musun yoksa yok, tamamen kendin misin? Kemal'im, kendimim evet. Orada. Ben normal özel hayatımda da kıl bir insanımdır. Evet, yok onu biz şu anda kılım sezdik yani. Zaten. Yani orada bir... orada da kıl gibi görünmüyor değil mi de yani öyle bir ya, şey. Ya hani benim hayatımda arkadaşlarım hep şey derler. Ne kadar böyle dümdüz söylüyorsun yani ben öyle kıvırmam. Evet. Hiçbir zaman aman üzülmesin diye çok güzel olmuş saçın, aman bu elbisen şahaneymiş demedim. Herkes sen dış sessin derler bana. Önemli bir şey. Ben yani iç ses oldum programda. İç ses oldum. Evet. Yüksel abi ne diyorsun bu tarz benim için? Ya bu senenin en cazip formatı. Evet. Yani hakikaten kimse tahmin etmiyordu böyle bir çıkış yakalayacağını ama televizyon karşısındaki insanlar sürpriz beklemeyi seviyorlar. Evet. Onları ne kadar şaşırtırsanız o kadar reytinginiz yüksek oluyor. Bizim seyircimizin formülü bu mudur? Bence temel sebeplerden biri reyting. Peki, hemen çok kısa bir soru sonra yeniden döneriz. Hı-hı. Dizilerin yavaş yavaş bitiyor olması, dizilere eskisi kadar talep var mı yok mu bilmiyoruz ama biz bir röportaj yaptık. Belki yayın içinde yayınlarız. Eskisi kadar talep yok diye sokaktaki herkes aynı şeyi söylüyor. Sürprizi mi kaçtı? Hep aynı hikayeler, aynı... Ya bu tamamen enflasyon. Yani ne kadar fazla... Arz ederseniz, talebin üzerinde evet. Arz verirseniz, yani enflasyon tadı ortaya evet. Çıkar. Olay bu. Gerçekten işin tadı kaçtı. İnsanlar artık sezonda 95 tane dizinin hangi birini takip edeceğini şaşırır hale geldi. Yani kolay değil. Biz televizyon eleştirmenleri oturup neredeyse hepsini tek tek izleyemediğimize göre halktan bunu beklemek çok mantıklı olmuyor zaten. Bir de Türkiye'de çekiyorsun. Millet de tutsun diye yaklaşık hikayeleri aynı yerde şey yapıyorsun. Çekim tekniklerinden ben işte yine sokakta sorduğumuz yani insanlara sorduk hep uzun uzun bakışmalardan sıkıldık diyor. Aynı hikayelerden sıkıldık diyor. Çok iyi başlıyor dizi. Sonra bir evet. Anda reyting yapmak için mi saçma sapan bir yere gidiyor diye herkesin bir ton bu sezon televizyon sektörüne var. Bence çok derin bir panik havası. Bence silkelenecek. Aynen öyle. Bence bir... Ocak, Şubat gibi bu televizyon sektörü ama bu, ciddi bu bir sektör. Nuh tufanı gerekiyordu ki evet. Hakikaten hak bazı edenler balon, hayatta kalsın. Balon şeyler de sönsün, gerçek olanlar ayakta kalsın diye. Telefonu bağlayın. Bu arada bu tarz benimle ilgili hazırladığımız bir video var. Eyvah, eyvah. Dediğim gibi yani bir anda o kavgalar, tartışmalar, bir anda bir göbek havaları. hep beraber bir izleyelim, buyurun. Sırf gardırobumdan elbise giyindim ve beğenilmedi diye burada dram yaratıp çekip gidiyorsun. O makyajının hali ne? Tarz bu değil. Bunu giyen bir insan burada yarışmayı hak etmiyor.
şık bir bayan olamazken tarz olmayı nasıl düşünüyorsun? Ben seni çok sıradan buldum Ayşegül ben ya. Ben sıradan bir insanım. İçin dışın her şeyin yapay. O yüzden başarıyla taşımışsın. O eteği giyerken burada oturacağını düşünmen gerekir. Nasıl tarz olunmaz? İşte özlem. Rüküşsün bence. Seni tarz bulmuyorum. Kendini benimle kıyaslamaktan vazgeç. Hiçbir şeyini beğenmedim. Çok kötü gözüküyor. Sevenleri sevdiğine vermediler, Zaten simsiyahsın. Üzerinde hiç renkli bir detay yok. Her yerim yapay, estetik olabilir ama ben yapmacık değilim. Burası bir yarışma. Eğer güçlü duramıyorsan buradan çekip gideceksin. Bana akıl verme. Peki. Öyle bir dünya yok. Ben o zaman burada oturmayayım. Oturma. Sana ne ya? Neyin son şeyini soruyorsunuz bana? Özlem, herkes aynı olamaz. Bır 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 bır. Ay hala konuşuyorsun Özlem. Antep'in hamamları sallanır kül hamamları. Kes. Pantolonun ne? Jean kumaşı mı ne? Evet. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,